Kamet getirilirken ve sonrasında safları düzeltmek. Namaza durmadan önce kametle namaz arasında safları düzeltmek. Numan İbni Beşir radıyallahu anh şöyle der. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevireceği muhakkaktır. Enes radıyallahu anh şöyle buyurur. Kamet getirildi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize doğru döndüler ve saflarınızı dosdoğru tutunuz ve sımsıkı birbirinize yapışıp aranızda boşluk bırakmayınız. Şüphesiz ki ben sizi arkamdan da görüyorum. Safları dümdüz yapmaktan maksat safa girenlerin bir hizada bulunması, safta aralık bulunuyorsa kapatılmasıdır. Saflar dolu, aralıksız ve boydan boya tam olmalıdır. Öndeki saf bu şekilde olmadıkça ikinci safa, o da böyle olmadıkça üçüncü safa durmak doğru değildir. Safları düzgün olarak ve doldura doldura gitmek lazım. Yüzlerin ayrı ayrı taraflara çevrilmesi, kalplerin birbirine karşı dönük olması, yani Müslümanlar arasında kin ve düşmanlık peyda olması demektir. Yani saflarınız düz olmazsa kalpleriniz de uyumlu olmaz, aranızda ihtilaflar olur. Yani Müslümanlar arasında kin ve düşmanlık meydana gelmesidir. İşte namaz saflarının bozuk olmasına kalplerin bozukluğu gibi şiddetli bir ceza veriliyor. Müslümanlar arasında amelen en büyük toplayıcı sebep namaz olduğundan onların salahları, hayırları ve içtimai nizamları namazdaki salah ve nizamı güzel muhafaza etmeye bağlı kılınmış oluyor. Yani namaz düzgün olursa toplum hayatları da düzgün olacaktır. Kâmet getirilirken ve kâmet bittikten sonra namaza durmadan evvel safları düzeltmek gerekir. Bu esnada imam cemaate doğru dönerek safları düzeltmelerini söyler. Safları düzeltmek ise vaciptir. Yani bugün de hakikaten saflar konusunda bir zaafımız var. Saflarımızı düzgün tutamadığımız için herhalde Müslümanlar arasında da bir birlik sağlanamıyor. Devamlı ihtilaflar, ayrılıklar söz konusu oluyor. Bundan da şikayet ediyor aslında insanlar. Niçin Müslümanlar bir araya gelemiyor? Niçin hep ihtilaf aralarında ayrılık oluyor diye. Demek ki saflardan başlamak lazım. Namaz saflarını güzel tanzim etmeye başlamak, ondan sonra da toplumdaki nizamı, birliği sağlamak gerekiyor.